Merhaba gençler. Şimdi sıra geldi fonksiyonel gruplara. Artık ne yapıyoruz? Birazcık daha dallandırıp budaklandıracağız bu mevzuyu. Peki hocam fonksiyonel gruplar kimdir? Kimler var? Neler karşımıza çıkacak dediğimizde ilk şunu söylüyoruz. Yapısında biz sadece karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri alkan, alken, alkin ya da aromatik hidrokarbon olarak isimlendirmiştik. Tamam mı? Bunlar da efendim. Sabahtan budaklı değil miydi? Ne diyeyim miydi? Budaklı dedim. Budaklı mı kim kız? Budaklandıracağız dedim ya. Dallandırıp budaklandıracağız. Burada işte budaklanıyor. Budaklar burada çıkacak etrafı. Budakları mı anlamadın? Onu bir sonraki dersimde anlatacağım budakları. Birazdan dallanıp budaklanacağız arkadaşlar burada. Şu anda daldayız. Şimdi bunlar ilk ana zincirli yapılardan olursa... Trafik arkadan müdahalenin çok iyi. Ne dedik? Alkan, alken, alkin gibi yapılar olursa düz zincirlerden bahsediyoruz. İşte biraz sonra Etrafin de dediği gibi budaklandırdığımız yapılardan da bahsetmiş olacağız. Ve bunlara da ne ismi vereceğiz? Fonksiyonel gruplar adını vereceğiz. Peki hocam, hidrokarbonların yapısında ben bir tane hidrojen almak istiyorum. Al. Aldıktan sonra oluşan yapıya radikal kısım diyoruz. Tamam mı? Yani R sembolüyle gösterdiğimiz radikal kısım. İşte bu radikale yeni budaklar ekleyeceğiz Etrabe'nin deyimiyle. Tamam mı? O budakları inceleyeceğiz birazdan. Peki radikal grupları farklı yapıların bağlanmasıyla oluşan yapılara biz ne diyoruz? Fonksiyonel budaklar diyeceğiz. Ya nasıl bir şey söyleyeyim? Benim aklıma sürekli fonksiyonel gruplar diyeceğiz. Tamam mı? Bu fonksiyonel gruplardan ilki kim olacak? Hidroksi dediğimiz grup. Allah canım olmasın Etrabe. Şimdi ilk dediğimiz gruplarda ne gelecek? R dediğimiz alkil kökümüz var. R'ye bir tane OH bağlıyorum. Bağlayınca bunun adı hidroksiydi ya. Artık ne olacak? Alkoksi adını alacak. Aa hocam alkoksi, yani bir alkol yapısını oluşturmuş olacağız. Peki hocam, bizde bir R grubu var ya. R'ye X bağlarsam halojendir. Tamam mı? Buna halo alkan deriz. O zaman X dediğim şeyin adı neymiş? Halo gruplarıymış. Peki hocam, bizim en değerli yapılarımızdan birisi, biraz sonra başımızın belası olacak yapılardan biri, C'ye çift bağlı oksijen bağlayıp sağdan soldan bir tane hidrojen çıkarttığın zaman buna ne diyeceğiz? Karboksil grubu diyeceğiz. Tamam mı? Yani karbonil köklerini oluşturduğumuz bir yapı haline gelmiş olacak. Peki hocam, buraya karbonil dediğimiz köke OH bağlarsam bunun ismi karboksil olur. Tamam mı? Karbonil ve karboksil önemli köklerdir bizim için. NH2 bağlarsam amino, NO2 bağlarsam nitro. Eğer ki C6H5 bağlarsam, bak H6 olsaydı bu neydi? Benzendi. Bir hidrojen çıkartsa ne oluyor? Fenil oluyor. Bunlara da fenil grupları demiş oluyoruz. İşte biz normal alkanlara ya da alkenlere ya da alkinlere bu gruplara bağladığımız zaman oluşan yapının adı fonksiyonel grup şeklinde karşımıza gelecek. Peki nedir hocam? Hangi fonksiyonel gruplardan bahsedeceğiz? Şimdi fonksiyonel gruplar OH olursa bunun adı alkoldür. Eğer ki hidrojeni çıkartıp R'ye bağlarsak, OR'ye bağladığımızda ismi eter şeklinde oluyor. Bunların genel gösterim formülleri ROH ya da hidrojen yerine R bağladığımızda ROR grubudur. Bunları bir arada yapma sebebim şu. İkisinin de genel formülüne bakın, ne? Aynı. Çünkü bunlar birbirini izomeri. O yüzden öğretirken ne dedik ya? Alkoller ve eterler diye bahsettik. Peki bir diğer neydi? Aldehitler ve ketonlar. Nasıl bir yapı? Biz karbonil kökünden bir tane hidrojen bağlarsam, bak bir hidrojen, diğer taraf hidrojen de olabilir, alkil de olabilir, fark etmez. Adı aldehit oldu. Tamam mı? Bu aldehitten bir tanesini çektim. Yerine geri R grubuna. İki tarafta R grubu şeklinde gelirse de bunun adı ne olacakmış? Keton şeklinde gelecekmiş. Bunların genel gösterimleri, bakın karbonil grubuna sadece bir tane hidrojen bağlanmış bir yapı görürsen bunun adı aldehit oluyor. Eğer ki iki tarafta alkil kökünden bağlandıysa bunun adı da keton oluyor. Genel formüllerine bir bakın. CnH2NO. Hocam ikisi de aynı. Aynı olmak zorunda zaten. Tamam mı? Genel formülleri aynı karbon sayılığında, ama dikkat edin. Aldehit ve ketonların genel formülü aynı şeklinde gelecek. Peki bir diğerine karboksilik asit ve esterler. Bu sefer karbonil köküne bir tane OH bağlarsam adı ne olacakmış? Karboksilik asit olacak. Bak sondaki hidrojeni çıkartıp R grubunu, yani alkil kökünü bağlarsam adım ester yapısı oluyor. İkisine gösterim kısmı gene karbonil köküdür. Bir tarafta OH, gene karbonil köküdür. Bir tarafı OR şeklinde bağlıyorsun. Genel formülü CnH2NO2. Diğeri aynı. Neden? Çünkü bunlar birbirinin izomer yapısı şeklinde bahsediyoruz.
Hocam R gruplarına NH2 bağlarsam özel adım amin, NO2 bağlarsam nitro alkan olur, CKH5 bağlarsam da ne diyecekmişiz buna? Aromatik bileşik, yani fenil köklerini bağladığımızı göstermiş olacağız. Peki bunlardan ilk olarak kimden bahsedeyim? Alkolleri bir incelemeye başlayalım. Tamam. Alkoller ÖSYM'nin sana sorma ihtimali en yüksek olan yerlerden birisi. Yani fonksiyonel gruplarda ÖSYM sana sormak isterse ya alkolleri, ya aldehitleri ya da karboksilik asitleri sormak istiyorlar. Genelde hep burada dolaşıyorlar. O yüzden alkolü tanımak önemli. Neymiş bu? Alkollerin hibritleşme türü çok önemli. SP3 hibritleşmesi yapmış olan karbon atomuna bir tane hidroksil grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılara verdiğimiz genel isimdir. Alkol olarak geliyor. Peki alkollerde fonksiyonel grup o zaman ne olacak? OH şeklinde hidroksil grubu şeklinde karşımıza gelecek. Peki mono alkoller, yani yapısında sadece bir tane OH bağlı olanlar genel formülleri nasıl olacak? CnH2n+2O şeklinde olacak, tamam mı? Ezberlemeye gerek yok, çıkarım yapabiliyoruz gençler. Bazen bunu şöyle de gösteriyor bu arada. CnH2n+1OH formatında da gösterebiliyorlar. Yani şu hidrojeni buradan alıp buraya da koyabilirler. İki türlü de genel formül gösterilebilir. Peki alkol molekülleri polar yapılı olacaklar. E çünkü ne yapıyorduk? Merkez atomunda, yani oksijen üzerinde ortaklaşmış elektron çifti oluyordu. Bu yapıya bir açısallık katıyordu. Ya da karbon hidrojen zaten oluyor. Bir de ekstradan oksijeni bağladın. 3 farklı metal atomu oluyor. Yani burada bir polar karakter oluşturuyorsun. OH bulunan her yapında hidrojen bağ yapma yeteneği vardı. Buraya da cevabı. Peki alkollerin yapısı da aynı su gibi de. Suda mesela oksijen, hidrojen, hidrojen demiştik. 104,5 derece ya. Eğer ki bir tane hidrojeni çektim, yerine alkil kökünü bağlarsam yapı ne olacak? Oksijen, hidrojen, radikal kök. Peki hocam, itme derecesi ne oldu? 109'a çıktı. Neden? Hacimli bir yapı geldi. Hacimli yapı gelirse açılmış olur. O yüzden bağ açılarında dedim ya, aslında verdiği elementler bağ açılarında değişkenlik gösterecek. Yani iki tarafı da mesela alkil kökünü bağlasın hocam, gene kırık doğru bir yapıdan bahsedeceksin ama bu sefer ismi, yani bağ açısı değişkenlik göstermiş olacak. Peki şimdi burada ilk sorgulayacağımız yapı kimlerin alkol olmayışıdır. Neler alkoldür diye değil de neler alkol değildir diye öğrenmemiz daha mantıklı bizim. Nedir bu? Birinci kural şunu söyleyecek. SP2 ya da SP hibritleşmesi yapmış karbon atomuna, kısaca 2'li ya da 3'lü bağ yapmış karbon atomuna eğer ki OH bağlıysa bu alkol değildir. Nasıl yani? Karbon atomuna bir bakın. İkili bağ yapmış bir karbon atomuna gitmiş OH'ı bağlamış. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu ikili bağ yapamaz. Yaparsa bu adam alkol değildir. Ya da şuraya bak, OH'ın bağlı olduğu karbon atomu üçlü bağ yapamaz. Şurada bir bağ daha olacak. Üçlü bağ yapamaz. Yaparsa bu yapı alkol değildir diyeceğiz. Peki geldik yan tarafa. Aynı karbon atomuna iki tane OH, yani hidroksit grubu bağlıysa bu da alkol değildir. Tamam mı? Bak, OH'ın bağlı olduğu karbon atomu ikili ya da üçlü bağ yaparsa alkol olmuyor. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna iki tane başka bir OH daha bağlıysa gene alkol değil. Ya da hocam bir benzen halkasına OH bağlıysa bu da alkol değil. E zaten mantıken şu değil miydi? Bir tanesi ikili bağ, yani aslında karbon atomu SP2 hibritleşmesi yapmış. Bu yüzden bu yapı ne olacak? Alkol olmayacak. Ya da açtım. Hocam şöyle bir yapı gördüm. OH var, alkol mü? E bir baktım da OH'ın bağlı olduğu karbon atomu ikili bağ yapmış mı? Yapmış değil. Zaten bu durumu JOH grubu olarak gösterip karboksilik asit grubu diyorduk. Demek ki kimin alkol olmadığını tanıman benim için çok önemli. Birinci olarak şunu söyledik. OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna dikkat ediyorum. İkili ya da üçlü bağ yapmayacak. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomu başka bir OH'a gidiyorsa gene alkol değil. Benzen halkasına OH bağladıysam gene alkol değil. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu ikili bağ yapıyorsa ve o da tekrar O'ya ya da başka bir yapıya gidiyorsa gene alkol sınıfında yer almamış olacak. Bize bu yüzden mesela burayla ilgili şunu diyebilirler. Aşağıdakilerden hangisi bir alkol değildir diye bir soru yöneltebilirler. Bilmemizde fayda var. Peki hocam, ben alkolü sınıflandırmak istedim. Nasıl sınıflandıracağım? İki şekilde olacak. Moleküldeki OH sayısına göre bir sınıflandırma yapacağım. Bir de moleküldeki OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna göre sınıflandırma yapacağım. Şimdi moleküldeki OH sayısına göre mono ya da poli alkol adını vereceğim. Yani OH sadece bir tane ise, yapıya baktığında sadece bir tane OH varsa buna ne diyecekmişim? Mono alkol. Çünkü yapıda bir tane OH var. Ama yapıya baktığımda birden fazla OH bağlanmış. E burası ne olacak? Poli alkol. Bunun özel ismini bazen soruyorlar. Bilmenizde fayda var. Etandiol ya da glikol dediğimiz yapı şeklinde karşımıza geliyor. Peki bir diğerine 3 tane OH bağlı olan bir karbon atomu görüyorum. Bu nedir? Poli bir alkol sınıfıdır. Adı nedir? Propantriol
ya da buna genel olarak gliserin ya da gliserol. İkisi bazen karışıyor. Hocam gliserol ne gliserin? İkisi de aynı şey, tamam mı? Gliserin ya da gliserol de diyebiliyorlar. Bak, iki tane OH bağlı olan yapıya geldiğimizde etandiol yapısı neymiş? Glikolmüş. Üç tane yapı olan propantriol dediğimiz yapı gliserin ya da gliserol şeklinde karşımıza gelecek. Burasını biz kime göre kıyasladık? OH sayısına göre baktık. Peki başka neye göre bakabilirim? Bir diğeri de şu. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu bir tane alkil köküne gidiyorsa buna primer, yani birincil alkol deriz. Bakın alkol sınıfını söylüyorum. Karbonu söylemiyorum bu arada, alkolü söylüyorum. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu bir, iki tane gittiyse primer, sekonder, yani ikinci karbon şeklinde, alkol şeklinde söyleyeceğiz. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu 3 tane gidiyorsa primer, sekonder, tersiyer, alkol şeklinde sınıflandırmış olacağız. O zaman 3 tane alkol sınıfından bahsediyorum. Primer alkol, sekonder alkol, tersiyer alkol. Burası o kadar önemli ki. Neden? Çünkü ileride bunu tepkimelerini gösterirken şöyle diyeceğim. Alkollerin yükseltgenme tepkimesi vermesinden bahsedeceğim. Ya da indirgenme tepkimesinde. Bunun primer, sekonder ve tersiyeri farklı yetenekli olacak. O yüzden bilmemiz çok önemli olacak. Peki hocam, şimdi kimden bahsedeceğiz? Bunların isimlendirmesine geldi kural. Nasıl isimlendireyim ben bunları? Diyeceğiz ki Yupak sistemine göre OH grubunun bağlı olduğu en uzun karbon zincirini seçiyorum. Yani ilk kural hep aynı. OH'ın bağlı olduğu en uzun karbon zincirini seçtim. Daha sonra OH'ın bağlı olduğu yere yakın yerden başlayarak numara vermeye başlayacağım. Artık bak ikili bağ demiyorum. OH'ın bağlı olduğu yere yakın yerden numara vereceğim. Peki ne olacak? Alkanlardaki an ekini alacağım. Yerine alkollerdeki ol ekini getireceğim. Ya da ikinci isimlendirmesi alkil alkol şekline gelecek. Ne demektir hocam bu? Şimdi tek karbonlu alkan neydi? Metandı. Sondaki anı çıkart, ol getirince ne olacak burası? Metanol şekline karşımıza gelecek. Yani bu yapıda bir alkol olduğunu söylüyorsun. Ya da alkil alkol diyordu ya. Tek karbonlu yapı neydi? Metil. Metil alkol dediğimiz yapı işte burası. Metil alkol. Hani sahte içki üretimlerinde kullandıkları bir yapı var ya, işte bu. Geleneksel ismi odun ruhu. Odun ruhu. Gerçekten talaşın fermentasyonundan elde ettikleri bir alkol şeklidir. Yani bildiğiniz talaştan elde ediyorlar. O yüzden yapımı çok ucuzdur. Yani maliyeti çok düşük bir yapıdır. Bu yüzden sahte içkilerde ya da kolonyalarda üretilirken kullanılır diyoruz ya hani, dikkat edin diye. Çünkü bu gerçekten göz korneasına zarar veriyor ve geçici körlük, hatta kalıcı körlüğe sebep olabiliyor. Hatta daha kötüsü ölümlere sebebiyet verebiliyor. Burada hani diyoruz ya, bilmediğiniz kolonya döktüğünüz zaman ağzınızı yüzünüze sürmeyin direkt. Eğer ki bu kolonya ucuz olması için metil alkolden yapıldıysa gözlerine zarar verebilir. Ha hocam ben yaptım olmadı demeyin. Tamam, yaptın olmadı, bir daha olmaz, bir daha olmaz. Olacağı tutar, bu sefer olmaya başlar. Yani aldığın dozaja bağlı ya da kullandıkları miktara bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden bilmediğiniz kolonya özellikle burnunuza çekmeyin ya da gözünüze, ağzınıza, yüzünüze vurmaya çalışmayın. Tanımıyorsanız ne olduğunu, ki güvenmiyorsanız zaten mümkün olduğunca bu etkinliklerden kaçının. Peki bir diğer kim olacak? Diyeceğiz ki iki karbonlu yapı. Etandı ya. Bunun adı ne olacak o zaman? Etanol olacak. Bak, etanol şeklinde karşımıza geliyor. Etanolün bir diğer ismi de ne gelecek burada? Etil alkol şeklinde söyleyebilirler. Etil alkol olarak isimlendirdiğimiz yapı haline gelmiş olacak. Peki bir diğerine geldiğimde 3 karbon yapıya en sonu oksijeni bağlamışım. Yani OH grubunu bağlamışım. Yapı 3 karbonu çıkarsa yerini göstermek zorundayım. Niye? OH 1'de de olabilir, belki 2'de de olabilir. Kim gibi? Sağdaki gibi. Yerini gösterme mecburiyetim var. Bunun adı şöyle olacak. 1, 2, 3 geldi mi? Bak. Neredeki karbona yakınsa oradan başlıyorum. Bunun ismi o zaman 1-propanol olacak. Propanol şekline geliyor. Ya da propil alkol diyeceğim. Propil alkol şeklinde söyleyebilirim. Peki geldim diğerine. Nereden başlayayım? İki tarafta aynı uzaklık. 1-2-3 dedim. Burası 2-3 karbona propan ya. Propanol diyebilir miyim? 2-propanol. Nol şeklinde söyleyebilirim. Buna başka ne diyebilirim? 2 propil alkol de diyebilirim. 2 propil alkol de diyebilirim. Ya da bunu şöyle diyorduk arkadaşlar. İkinci karbon atomundan bir hidrojen çekerek oluşturduğum yapıya ne diyordum? İzopropil diyordum. O zaman buna şunu da diyebilir miyim? İzopropil alkol ya da izopropanol şeklinde de isimlendirebiliriz. Yani her üç isimlendirmeyi de yapabiliriz. Peki başka ne diyecek?
Diyecek ki zincirde bulunan hetero atomların yerleri ve atları belirtilir. Birden fazla OH varsa ol ekinin önüne ditri, tek, tetra gibi isimler getirilir diye bahsediyor. O halde bir alıştırma yapalım. Amaç neydi? 1. En uzun karbon zincirini belirleyeceksin. Bak OH içeren. 1 numara bu. 2 numara bu. 3 numara bu. Bunu o zaman 2 metil. Bak 2 metil dedim. 3 karbonu propandı ya. 1 propanol şeklinde isimlendireceğim. 2 daha sonra 1 propanol olarak isimlendirmiş oldum. Geldim diğerine. OH içeren en uzun karbon zincirini seçtim. Seçtikten sonra OH'a en yakın yerden. Hocam diğer tarafta iki dallanma beni ilgilendirmez. OH önemli. Bak kaka formülü var da karboksilik asit, aldehit, keton, alkol. Bunlar kesinlikle öncelikli. O halde 1 numaralı karbon burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada deyince ne diyeceğim? 3,3 dimetil 4 karbon yapıp bütandı. İkinci karbon alkol bağlamışım. 2 butanol diyelim mi? Butanol şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Geldim bir diğerine. OH içeren en uzun karbon zinciri seçeceğim. Bakın şöyle bir zincir seçsem en uzun olacak mı? Şöyle yaparsam en uzun olacak. Fakat bir şey soruyorum. OH içeriği aldık mı? Almadık. Gitti o zaman. Buna en uzun diyemezsiniz. Mecburen OH içeren en uzun karbon zincirini seçmemiz lazım. O halde şunu bir silelim mi? Nasıl seçeceğiz hocam peki? Şöyle yapacağız. Bakın. OH içerenden başlıyorum. Şöyle geldim. Sağ tarafa gidersem daha uzun karbon zinciriyle karşılaşacağım. O zaman şöyle bir dizilim yaptım. Şimdi OH'a en yakın yer yani buradaki karbon 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara şeklinde geldi mi? Peki 2 numarayı kime bağlamışım? Burası ne oldu? Etil grubu şeklinde geldi. Okurken 2 etil. Nerede OH'ı bağladım? 1. karbona. Kaç karbonu? 5 karbonu. O zaman 1 pentanol şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Yani alkol yapısı olduğunu göstereceğim. Geldim alt tarafa. OH içeren en uzun karbon zinciri. Hocam şöyle bir zincir seçsem OH'a dahil etmiş olur muyum? Olurum. Ama en uzun olur mu? Hayır. Neden? C2 var burada. Bakın. Özellikle en son taraflara yakın bir yerlere C2'li, C3'lü bir yapı gelirse burayı mutlaka dikkate almak zorundasınız. O halde şunu tekrar tazeliyorum. Diyeceğiz ki aşağı tarafa doğru gidersem daha uzun bir zincir yapısını elde etmiş oldum. Şimdi 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara dedim mi? Şimdi 4'te ve 2'de kim var? Metil grupları var. O zaman diyeceğim ki 2,4 diyeceğiz. Şunu tekrar sileyim. Ne diyorum? 2,4 dimetil kaç karbonluyum? Yapı 6 karbonlu. Nedir? Hegzan yapısı. Yalnız hocam alkol var nerede? 2'de. O zaman ne diyeceğim? 2 hegzanol. Hegzanol şeklinde göstermiş olacağım. Geldim bir diğerine. OH içeren en uzun karbon zincirini şöyle seçelim mi? Peki OH'a en yakın yerden başlayacağım. İki taraf da aynı uzaklıkta simetrik. İstediğim yerden başlayabilirim o zaman. Şöyle diyelim mi gençler? Mesela şuradaki karbon atomuna 1 diyeyim. Şuraya 2 diyeyim. Şuraya 3 diyeyim. Şurada muhtemelen bir yapıda CH3 unutuldu herhalde ya. Ya da bakayım aynen. Muhtemelen gençler şurada CH3 vardı. Şöyle yapayım mı? Dizgi hatası olmuş sanırım burada. Şöyle bir şey yapalım. Böyle isimlendirelim. Bir tane yapıda CH3'ümüz olsun. En uzun karbon zincirini tekrar belirledim. Bak en uzun zinciri belirledim. Şimdi mecburen hem dallanma hem OH olduğu için sağdan başlamak zorunda kalıyorum. 1 numara oldu, 2 numara oldu. Şöyle geldim. 3, 4, 5 şeklinde gelsin mi? Numaralandırırken 2'de ve 3'te metil var ya. 2,3 dimetil dedim. Dimetil dedim. Peki yapım kaç karbonu? 5 karbon. Normalde pentan diyeceğim ama 2 tane alkol var. Yerlerini söylemek zorundayım. 2,4 penta ne diyorduk? Diol demek zorundayım. Yani 2 tane alkol grubunun bağlı olduğunu söylemek zorundayım. Geldim bir diğerine. Gene aynı şekilde ne yapıyorum? En uzun karbon zincirini şöyle belirliyorum. OH'ın en yakın olan karbon atomundan numara vereceğim. Soldan başlayacağım. 1 numara 2, 3, 4, 5 şeklinde getirdim. Diyeceğiz ki hocam 4. karbon atomunda metil grubu var. 4 metil dedim. Başka? Şimdi 2.de ve 3.de OH bağlı. O zaman ne diyorum? 2,3 dediğimde
pentadiol şeklinde isimlendirmek zorundayım. 2,3 pentadiol olarak isimlendirdim. İki tane alkol grubunun bağlı olduğunu böylelikle söylemiş oldum. Peki. Şöyle devam edecek olursak. Bu sefer de diyor ki, ikili veya üçlü bağ içeren doymamış alkolleri adlandırırken bağların yerlerini belirteceğiz ve öncelikli kesinlikle alkol olmak zorunda olacak. Ne demiştik? Kaka önceliği var. İkili de olsa, üçlü de olsa beni ilgilendirmez. Alkol varsa kesinlikle öncelik grup olacak. Bak, ikili bağ var, alkol var. Alkole yakın yerde. Yani 1, 2, 3, 4 diye söylüyorum. Ama okurken ana zincire hep alkenler adını verecek. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? 3 karbonlu ya. Diyeceğiz ki 3. karbon atomunda alken var. 3 büten diyeceğim. 3 büten. Hocam alkolü söylemedik. Tire çekeceğiz. İkincisi de alkol olduğunu göstermek için 2 O şeklinde gösteriyoruz. Geldim yan tarafa. En uzun karbon zincirini belirliyorum. Şimdi numara vermeyi nereden başlayacağım? Mecburen sağdan başlayacağım. OH var çünkü. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim mi? İkinci karbon atomunda metil grubu olduğunu belli ettim. Ana zincire alken değil hocam. İsmini vermek zorunda değil. Hani verebilir ama vermek zorunda değil. Ne diye söyleyeceğim o zaman? Tire dedim. 2'yi çektim. Pentanol. Pentanol. Tire çektim. Dördüncü karbon atomunda alkin olduğunu göstermek için 4 in şeklinde göstermiş oldu. Geldim sağ tarafa. Şöyle. En uzun karbon zincirini belirliyorum. İki tarafta da aynı uzaklıkta 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara dediğimde diyeceğim ki hocam birincide ve dördüncüde alkin var. 5 karbonu pentan diye, pentadiin diyen diyeceğiz. Penta diyen iki tane alken olduğunu söylüyor. Neredeyiz ama? Alkol olduğunu söyleyeceğim. Nerede alkol var? Üçüncü karbon atomunda alkol olduğunu bağlamak için de 3 ol şeklinde göstermiş olacağım. Böylelikle ne yaptık arkadaşlar? En uzun karbon zincirini seçtim. Dallanma olarak OH'a yakın olan yerden numara verdim. Bakın pi bağlarını da kale almadım. Daha sonra isimlendirirken erkek yapıda alken varsa ana zinciri onun ismini verdim. Daha sonra da tire ol diyerek de nerede olduğunu göstermiş oldum. Peki hocam. Halkalı yapıda olan bileşiklerde siklo örneğini getireceğim. Eğer halkada birden fazla OH varsa en küçük numarayı alacak yere koyuyordum. Şimdi mecburen burada bir dememe gerek yok, bir tane OH var. Normalde burası siklo propildi değil mi? Daha doğrusu propandı. Alkol olursa siklo propanol ya da siklo propil alkol diyeceğiz. Neymiş ismi? Siklo propanol. Sadece bir tane bağlı olduğu için yerini göstermeme gerek yok. Geldim buraya. Birden fazla varsa yer söylemek zorundayım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara oldu mu? O zaman 1,3 dediğimde siklo bütan diol şeklinde 2 tane OH'ın bağlı olduğunu göstermem gerekiyor. Yan tarafa geldim. Hocam bu sefer 3 tane var. Numaralar en küçük olacak şekilde 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4, 5 ve 6 şeklinde diyelim mi? Diyorum ki 1'de, 2'de ve 4'te kim var arkadaşlar? OH grubu bağlı. Yapı neydi? Sikloheksandı. Şimdi sikloheksan triol diyeceğiz. Sikloheksan triol. Yani 3 tane alkolün 1. 2. ve 4. karbon atomlarına bağlı olduğunu göstermiş olduk. Peki hocam şimdi bunlardan bahsettik ya, bunların yaygın isimlendirmesini nasıl yapacağız? Yaygın isimlendirmede de önce hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil kökünü söyleyip daha sonra alkolü getiriyoruz. Yani ben bunun yaygın isimlendirmesini yaparken şöyle gelecek. Bak, metil alkol dediğimiz yapıymış. Burası ne? Metil alkol. Peki yaygın ismi alkil kökü kim bu? İki karbonu etil değil mi? Burası ne olacak o zaman? Hocam etil alkol olarak karşımıza gelecek. 3 tane karbon bağlıysa buna ne diyorum? Propil alkol bağlı. 4 karbonu gelirse ne diyeceğim? Bütil alkol dediğimiz yapı olacak. Bütil alkol şeklinde karşımıza getireceğiz. Peki hocam, ikinci karbon atomundan bir hidrojen çekersem ismi neydi? İzopropildi. OH bağlarsam ne olacak? İzopropil alkol şeklinde karşımıza gelir. Eğer ki
Şöyle ikinci karbon atomunda metil bağlı olan 4 karbon yapı izobütandı. Sondaki hidrojeni çıkartırsam izobütildi. OH bağlarsam bunun ismi izobütil alkol. İzobütil butil alkol şeklinde karşımıza gelecek. Şimdi hidrojeni çıkarttım karbon atomuna bakıyorum. Primer, sekonder, tersiyer karbon atomu ya. Teri kullanmak istersem dördünü de söylüyordum. Terbütil alkol şeklinde söyleyebiliriz bunu da. Neymiş bunun ismi de? Terbütil butil alkol olarak isimlendirmiş olacak. Peki bir diğerine geldiğimizde şöyle bir şey demişti. Şöyle bir haç işareti çiziyor gibi olunca demiştik. Neo ile haç çiziyorsun diye. Bu neydi? Neopentildi ya. Sonra OH gelince neopentil alkol. Yani neo pentil alkol şeklinde isimlendirmiş olduk. Bunların hepsi neymiş? Yaygın isimlendirme şeklinde karşımıza gelecek. Bir diğerine baktım. Hocam 4 karbonu yapın. İkinci karbon atomundan bir tane hidrojen çıkartırsam özel ismi ne olacak bunun? Sek butil oluyor değil mi? O zaman bunun adı sek butil alkol gelecek. Yani sek butil alkol. Burada sakın dikkat edin. İzobütil demeyin. Çünkü 4 karbonlu izo yapısı oluşturuluyor. Bakın şurada izo yapısı oluştuğu için sakın izobütil demeyin. Eğer 3 karbonlu değilse daha yukarıdaki karbon atomların hepsine sek örneğini getirmem gerekiyor. Peki hocam burası neydi? Benzen halkasından bir hidrojen çıkarsaydım bunun ismi fenildi. Eğer ki buna CH bağlarsam toluendi. Toluendeki hidrojeni çıkartırsam bunun ismi benzildi. OH bağlarsam bunun adı benzil alkol. Benzil alkol şeklinde karşımıza gelecek. Peki burası için ne demiştik? Tekrar yazmışım. Muhtemelen özel isimlerden bahsedeceğim. Burası metil alkol metanol ya da ne diyorduk buraya? Odun ruhu şeklinde gösterebiliriz. Odun ruhu olarak da isimlendirebiliriz. Aynı sistemi diğerinde iki karbon olursa ne diyoruz? Etil alkol ya da etanol şeklinde de burayı isimlendirebiliriz. Evet gençler, şimdi alkollerin fiziksel özelliklerine geldiğimizde burada bir ara verelim. Birazcık bir dinlenin. Ara verdikten sonra aynı şekilde devam edelim. Sonra da fiziksel özelliklerine başlayalım. Tepkimelerinden bahsedeyim. Ondan sonra alkol defterini komple kapatmış olalım. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.